Biz Allah'ın dinine yardım etmediğimizden şahsi hissiyatlarımızla uğraşıp duruyoruz. Bir gün dudağımızda uçuk çıkıyor, bir gün ruhumuzda yara çıkıyor. Niye böyle oluyor? Muhammed suresi 7'de öyle diyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım et. Bu Allah'ın yasası yani. Kendine yardım etmek mi istiyorsun? Bunun yolu Allah'ın dinine yardım etmekten, feda etmekten geçiyor yani. Uykunu bölme, evini bırakma, onu bırak. Vallahi biz asr-ı saadette yaşasak nasıl olacaktı bilmiyorum yani. Var mı burada bir tane benim gözüm karadır, gel de penseyle dişimi çek diyen? İşte o dönem o dönem. Var mı böyle bir tane ben gözümü kaybetsem gel gözümü şişle dağla diyen? Var mı bir tane? Said bin Zeyd Efendimizin Tebük seferinde gözü şehit olmuş. Ne yapmışlar, hastaneye mi götürmüşler? Böyle konuşuyoruz duruyoruz. Ben asr-ı saadette yaşasam ya yataktan kalkamıyoruz. Allah aşkına insaf ya, insaf ya. İnsaf yani, bir teşhis edelim de çözelim yani. Biz ölünce mi çözeceğiz bunları ya? Bunların yeri burası. Sırat bu dünyada geçiliyor. Sahabeden hicret etmeyen kalmamış. Bir hicret edin şu evinizden, işinizden, gücünüzden. Bir şey olmaz. Vallahi Allah açlıktan öldürmez. Billahi öldürmez. Tallahi öldürmez ya. Vallahi Allah'ın vaadi var yani. Ne bu böyle yani, bu hırs damarıyla böyle o da benim olsun, bu da benim olsun. Ya senin olanlar içinden çekip alacak Azrail Aleyhisselam yani. Bir esprisi kalmayacak. Ahirette elin boş, gözün yaş kalacaksın. İşte hakikati anlaşılmayınca böyle oluyor. Dilimizde zikir, dil başka bir şey söylüyor. Kalp başka bir muhabbet içerisinde. Biz Allah'ın dinine yardım etmediğimizden şahsi hissiyatlarımızla uğraşıp duruyoruz. Bir gün dudağımızda uçuk çıkıyor, bir gün ruhumuzda yara çıkıyor. Niye böyle oluyor? Muhammed suresi 7'de öyle diyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım et. Bu Allah'ın yasası yani. Kendine yardım etmek mi istiyorsun? Bunun yolu Allah'ın dinine yardım etmek.